Herkese merhabalar Bay Taktik'ten. Fenerbahçe FIFA 18 ikinci sezon kariyeri devam ediyor ve son haftalarda galibiyete hasret kaldık. Son 3 maçımızda yalnızca 1 puan toplayabildik. Kötü bir gidişat var ve 4. sıraya kadar geriledik. Puan durumunda gördüğünüz üzere 28 puanla 4. sıradayız. Sıradaki rakibimiz 5. sırada bulunan Konyaspor. Deplasmanda oynuyoruz ve mutlak kazanmamız lazım. Ligin ilk yarısının son maçı. En kötü iç saha performansına sahip olan takım Konyaspor. Sadece 5 puan toplayabildi 7 karşılaşmada. Ve bugünkü maç hayati önem taşıyor. Derbi öncesi, Galatasaray maçı öncesi ligin ikinci yarısında oynanacak ilk karşılaşma olan derbide moralli gidebilmek için derbiye, Telekom Stadı'na bugün kazanmamız gerekiyor. Mustafa Reşit Akçay yönetiminde Konyaspor'un ilk 11'i ekranlarda. Abdülaziz Demircan, Eren Albayrak, Selimay Filipovic, Savaş Polat, Hacı Ahmetoviç, Volkan Fındıklı, Jönsson, Vedat Bora, Abdurazak Traore ve Ezekiel 11 ile başlayacak maça ev sahibi Konyaspor. Kötü gidişata bir dur demek istiyoruz ve yine bu maçta farklı bir kadroyla, hatta farklı bir sistem deneyerek başlayacağız. Keremovic'in 11'i Icazo, Islanov, Stater, Şikirtel, Zuniga, Goreska, Josef, Giuliano, Deniz Türüç, Koyta ve Zarate. Ekranlarda 4-2-3-1 gibi görünse de aslında bugünkü oyun sistemimiz 4-3-3. Bundan sonra çoğunlukla bu sistemi deneyeceğiz. Artık bir sistem değişikliğine gitme kararı aldık. Konyaspor mücadeleye başlıyor. Abdurrazak Traore, Jönsson, Selimay. Traore pas yaparak başladı ev sahibi ekip. Ezekiel, Vedat Bora, Goreska girdi araya. Sol içte oynuyor Goreska, sağ içte Giuliano ve tek ön libero, defansif orta saha Josef. İsta, Hacı Ahmetoviç. Bu arada tabii transfer dönemi de başlıyor. Devre arası için aldığımız 4 futbolcu var anlaştığımız. Takıma katılacaklar ve Galatasaray maçında bu oyuncular kadroda yer alacak. Giden oyuncular olabilir. Şikirtel Newcastle United'la görüşüyor. 34 yaşına geldi ve sözleşmesi de sezon sonu bitecek. Belki de takımdan ayrılabilir. Şimdi Giuliano savunmasına kadar geldi yardıma. Roman Neustadter. Solda Zuniga. Bugün ilk 11'de kendine yer buldu Zuniga. Klişinin formsuzluğundan dolayı o bölgede. Deniz Türüç solda. Zarate. Giuliano. İsla, sabırlı bir şekilde Konyaspor kalesine doğru gidiyoruz. Deniz Türüç çok güzel bir çalım. Deniz Türüç vuruyor Abdülaziz. Köşeden çıkardı topu. Köşe vuruşu kullanacağız. Karşılaşmanın ilk şutu Fenerbahçe Goretzka ile kullanıyor sol taraftan. Kafa vuruşu. Seken töpe topağlarda. Şikirtel gol atmaya başladı. Takımdan gideceği söyleniyor ama İkinci golünü attı bu sezon. Alanya Spor maçında da bir gol atmıştı. Kafayla çok güzel bir gol atmıştı. Burada da Neustadter'in kafa vuruşundan seken topu, kaleciden seken topu tamamlıyor ve Fenerbahçe çok erken bir golle öne geçiyor. Moral buluyoruz. Son haftalardaki ligdeki gidişat özellikle taraftarlarda homurdanmaya neden oldu. Şampiyonlar Ligi'nde her ne kadar ikinci tura çıksak da, gruptan çıksak da hem yönetim hem taraftar bir kez daha ikinci kez şampiyonluk istediği için ve bu hedeften biraz geri kaldığımız için bu sezon ilk yarı itibariyle taraftarda biraz homurtular başladı. Goreska topu kontrol etti. Galatasaray'ın 14 puan gerisine düştük ve mutlaka Telekom'dan galip çıkmamız gerekiyor şampiyonluk yarışında söz sahibi olabilmemiz için. Zarate bu sezonun en verimli santroforuydu. Ligin ilk yarısı itibariyle hem ligde hem Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerle. Şimdi Giuliano düzeltti, vurdu gol. Erken 2 gol. 10. dakika. İlk 10 dakikada sanki işi bitirdik gibi. Tabii maç 90 dakika. Giuliano çok güzel, çok düzgün bir vuruş yaptı ve Fenerbahçe Konya deplasmanında geçen sezon her iki maçta da mağlup etmiştik Konyaspor'u. Hem içeride hem dışarıda ve
şansımızın tuttuğu bir takım. Giuliano o güzel gollerinden birini ekliyor gol repertuarına. Abdülaziz'in müdahalesi yetersiz. İkinci kez ağlarda top. Yedek kulübemizin ve Keremov için büyük sevinci. Tabi takım o kadar diken üstünde ki çok büyük bir stres yaşıyoruz. Kötü sonuçlardan sonra ligdeki ve bugün galibiyetten başka çaremiz yok. Hacı Ahmetoviç. Hacı Ahmetoviç. Konyaspor farkı indirme çabasına girecek tabi bu dakikadan sonra. Hacı Ahmetoviç ceza alanına doğru karşıladık topu. Önünde kaldı Vedat'ın İkazo. Bugün 3. kaleci İkazo forma şansı buldu. Bu sezon 3. kez oynuyor. Krul ve Kameni'nin formsuzlukları üst üste eklenince İkazo kendine ilk 11'de yer buldu. Şimdi çok tehlikeli bir atak ama cılız bir vuruş İkazo'da kaldı. Eliyle başlattı Şikirtel ve Zuniga'dan tek top. Topla buluşan Goretzka. Hemen dikine oynadı Zarate'ye. Zarate dribling halinde geriye döndü. Giuliano sağa. Isla. Koyta. Koyta da 4 gole ulaştı. Geçen hafta attığı golle beklenenden daha iyi bir performans sergiliyor. Kasımpaşa'dan transfer edildi sezon başında. Ezekiel istediği gibi vuramadı. Ve derin bir oh çekiyoruz bu pozisyondan sonra. İkazo müdahale bile etmedi. İkazo sol ayaklı bir kaleci. Kale vuruşuyla başladık. Isla, Giuliano, Zuniga sola döndü. Deniz Türüç sol açık oynuyor. Zarate'den Deniz'e. Deniz için zaten kanat fark etmiyor. Sağ kanat, sol kanat. Hatta orta sahanın her bölgesinde oynayabilen bir oyuncu diyebiliriz. Milli futbolcu. Şimdi Abdurrazak Traore. Ezekiel. Sağa döndü Vedat Bora'ya. Vedat Bora'yı bırakmayan oyuncu Zuniga'ydı. Şu ana kadar sahada istediklerini uygulayan takım Fenerbahçe. Bu maçı alıp ligin ilk yarısını 31 puanla bitirip artık ligin ikinci yarısı için düşünmemiz gerekiyor. Takviyelerimiz olacak. Şampiyonlar Ligi'nde düşünerekten çok üst düzey oyuncuları kadromuza kattık. Tekrar hatırlatalım. Watford'dan Andre Gray. Leicester City'den Ahmet Musa, Barcelona'dan Javier Mascherano ve Saint-Étienne'den Poloma yeni transferlerimiz sol bek. Şimdi çok tehlikeli bir top. Boşa çıktı İkazo ama son anda savunmamız topu uzaklaştırıyor. Şimdi Abdurrazak Traore bıraktı. Vedat Bora. Pozisyonu bozan oyuncu Souza. Deniz Türüç. Zarate. Uzun oynuyor sağ tarafa doğru ancak karşılayan Eren Albayrak oldu. Sol bek oyuncusu Filipovic yüksek top oynadı ancak hakemin kalkan bayrağı var yan hakemin ve offside. Fenerbahçe offside'dan doğan en direkt serbest vuruşu kullanacak. Dakikalar 24'ü gösteriyor. 2-0 ilk 10 dakika içerisinde bulduğumuz goller. Şikirtel ve Giuliano'nun attığı gollerle 2-0 öndeyiz. Ve bu avantajımızı maçın sonuna kadar kullanmak istiyoruz. Abdurrazak Traore, Joseph kaybediyor topu. Traore aldı. Traore bıraktı. Ezekiel. Zuniga son derece fazla top kesti şu ana kadar. Savunmanın sonunda çok başarılı bir performans gösteriyor. Sezon sonu futbolu bırakacak olan oyuncularımız arasında Ribery, Crouch ve Zuniga. 3 futbolcumuz futbolu bırakıyor. 15 futbolcunun sözleşmesi bitti. Yeni sözleşmeler teklif ettik ama bakalım. Şimdi Deniz Türüç. Çok iyi bir çalım. İçeri süzüldü. Sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ancak Abdülaziz için çok zor bir top olmadı bu. Atışı kullanıyoruz. Goretzka ile Goretzka havalandırdı. Konyasporlu oyuncular vurdu kafayı. Şimdi Roman Neustadter kaleyi yokladı. Konyaspor kontratağına dönüşür mü? O bölgede İsta var. Şikirtel ayağın içiyle Giuliano'ya. Giuliano sağ tarafa ancak Eren Albayrak girdi araya. Hacı Ahmetoviç. Jönsson kaybediyor. Joseph. Deniz. Zuniga. Goretzka. Zarate.
dönmeye çalışıyor. Geriye döndü. Joseph, iyi top. Goreska ceza sahasındaydı. Çıktı dışarı Koyta'ya. Koyta! Kafa vuruşu istediği gibi değil. Bomboş kalmıştı Koyta. Keşke düzeltip vursaydı. Daha etkili bir pozisyon olabilirdi. Yeni transferlerin katılımıyla çok daha etkili bir Fenerbahçe izleyeceğimize inanıyorum ligin ikinci yarısında. Zaten geçen sezon ligin ikinci yarısındaki muazzam çıkışımızla şampiyon olmuştuk. Bu sezon çok zor görünse de önümüzde 3 takım var ama özellikle bu takımlarla aramızda oynanacak maçlar çok belirleyici olacak. Beşiktaş, Galatasaray ve Bursaspor'la. Bunların üçünü de kazanıp diğer maçlarda da takılmamamız gerekiyor. Artık puan kaybına tahammülümüz yok. 20 puan kaybettik. Yani 48 puanlık havuzdan 28 puan alabildik bu sezon. İşte Avrupa'da da oynayınca ve takımın çok fazla oyuncudan oluşması, takım kimyasının biraz bozulması, her maç farklı kadroların çıkması birçok etken. Aslında çok kaliteli, çok geniş bir kadromuz var ama tabii birlikte oynama alışkanlığı çok önemli futbolda. Şimdi Abdurrazak Traore sakatlık geçiriyor şu an ama korneri kullandı. Bomboş kaldı. Çok net kaçtı Eren Albayrak. Çok düzgün bir vuruş ama az farkla dışarı çıktı. Kalemizde büyük bir tehlike yaşıyoruz. Eren Albayrak Türk futbolunda önemli sol beklerden biri. Başakşehir forması da giydi. Çaykur Rizespor'da zaten yıldızı parladı diyebiliriz. Zuniga, Goretzka, Giuliano oyunu kuran oyuncu. Artık 8 numara pozisyonunda oynuyor. Takımda 10 numara pozisyonunda bir oyuncu yok. 4-3-3 oynuyoruz. Üçlü bir orta saha. Derbiye de bu düzende çıkacağız. Ahmet Musalı, Andre Gray'li, Mascheranoğlu. Kadromuzla çıkacağız. Mascherano ilk 11'de oynamayabilir ama diğer iki oyuncu büyük ihtimal oynayacak. Goretzka. Deniz Türüç. Bıraktı. Joseph. Traore. Ezekiel. Zuniga ve Joseph. Sağda İsa. Çok iyi top. Koyta. Hemen ortaladı. Kafa vuruşu Filipovic'den. Giuliano önünde kaldı. Vurdu. Savunmadan döndü. Giuliano geriye. İsta. Giuliano. Serbest vuruş. Hakem avantaja bıraktı. Tekrar Giuliano. Ve sonrasında serbest vuruş kararı çıktı. Avantaja bırakmıştı hakem ilk başta. Deniz Türüç. Free kick çalıştırdığımız oyunculardan ama istediği gibi vuramıyor Deniz Türüç. Çok farklı bir şekilde avuta çıktı. 42. dakika. Kale vuruşunu Abdülaziz kullanıyor Konyaspor'da. Serkan Kırıntılı yer almıyor bugünkü karşılaşmada. Milli oyuncu, milli kaleci Johnson havalandırdı topu ama kontrol iyi değil. Vedat Bora, taç bizim. Şikirtel, Zuniga, Goretzka, Leon Goretzka, sola Deniz Türüç'e, geriye Zuniga, kaybediyoruz. Vedat Bora ve Johnson. Zuniga kaptı. Çok iyi top. Goretzka. Joseph. Zarate. Goretzka. Kaptırıyoruz tekrar. İki takımdan da top kayıpları bu dakikalarda. İlk yarının son bölümü. Abdurrazak Traore. Vedat Bora. Taç. Konyaspor'un. 45+3 oynanacak. İlave süre 3 dakika ilk yarıya. Vedat Bora'dan Roman Neustadter. Zaman zaman formu buldu bu sezon yine. O kadar stoper olmasına rağmen ligin ikinci yarısında biraz forma bulma şansı zayıf görünüyor. Çağlar Söyüncü'nün de transfer edildiğini hatırlatalım. 4 futbolcu demiştim ama Çağlar'ı unutmuşum. Milli takımda da ilk 11 oynattığımız bir oyuncu. Sürekli çağırdığımız bir oyuncu Çağlar. Freiburg'dan transfer oldu. Vedat Bora ortası. Şikirtel, Giuliano tek top. Goretzka. Bu toplar tabii bizi rahatlatıyor. Deniz Türüç oynadı Giuliano'yla. Giuliano pası yanlış yere. Şimdi kafayla Şikirtel. Konyaspor'lar araya girdi.
Vedat Bora. Zuniga karşıladı. Goretzka. Deniz Türüç. Josef ve Zarate paslaşması. Şimdi Josef atağa katıldı. Josef çok güzel top. Zarate karşı karşıya. Zarate vuruyor ama Abdülaziz kucağına geldi top. İlk yarı hala bitmiş değil. Biraz fazla uzadı sanki. Ve şimdi bitiyor. İlk yarı skoru Konya Spor 0. Fenerbahçe 2. İlk yarıda. Bonnet has to clear it. He's taking a chance, but he's keeping the ball under some pressure. He spotted a teammate and has got the technique as well as the vision to switch the play. They could pose some danger now. The shot's on. Still a chance in there off the goalkeeper. Cleared away by the defender. Stetter. Sosa. No advantage here. The referee stopped it for offside. Well, long overdue, you feel, this change. The side that's behind. A switch of tactics now. In this attack, and it looks dangerous. In comes the challenge. Sosa. Giuliano. Isla. Giuliano. Corner played in. Good awareness by the referee to play the advantage here. Sosa. Put into the middle. Well, that's good defending. He's got his shot off now. Well, all credit for taking the volley on, but in the end, nowhere near the target. Well, it's a difficult skill, and you get it off. Kullanıldı atış. Abdülaziz yine başarılı. Josef. Deniz. Eren. Hacı Ahmetoviç. Josef. Giuliano. Sola. Zuniga. Orta yuvarlığa geçti. Goretzka. Giuliano. Koyta. İçeri süzüldü. Giuliano. Güzel top, Goretzka baktı kaleye, Goretzka, Abdülaziz, Koyta hemen ortaladı. Estetik bir uzaklaştırma Filipovic'ten. Ezekiel süratli, Ezekiel pozisyonu bozan Roman Neustadter ve hemen Goretzka'yı oynadı. Goretzka, şık hareketler. Havadan oynadık ama offside. İlk değişiklik Konya Spor'dan Wilfred Moke, Jonsson değişikliği orta sahada. Bir kan değişikliği diyebiliriz Konya Spor adına. Josef kafayla karşıladı Zarate. Yani o harekete gerek yoktu orada. Zuniga, Deniz Türüç, Josef, Zarate, Giuliano. Önünü boşalttı. Oralardan iyi vurur. Geriye döndü İsta'ya. İsta Giuliano'ya. Giuliano. Zarate. Zarate Giuliano. İşbirliği. Giuliano. Kaleci Abdülaziz. Bugün Abdülaziz'in de önemli kurtarışları var. 2-0. Belki daha farklı olabilirdi maç ama Abdülaziz yani 3-5 tane kurtarış yaptı. Köşe vuruşuna Deniz gitti. Deniz ortaladı. Kafalardan sekti top. Vedat Bora'da kaldı. Ancak iki Fenerbahçeli araya girdi. Goretzka aldı. Josef, Deniz Türüç sağ tarafta bu kez. Deniz orta hazırlığında. Deniz güzel orta ama Vedat Bora. Şimdi Giuliano.
ama istediği gibi vuramadı ve kale vuruşu Konyaspor'un. Dakikalar 62'yi gösteriyor. Biz de oyuncu değişikliği yapabilir miyiz? Bakıyoruz son duruma. Henüz erken. Biraz daha bekleyeceğiz değişiklik için. Şu an iyi işleyen bir düzen var sahada. Oyuncularımız istediğimizi sahaya uyguluyor şu ana kadar. Konyaspor'u pek de oynatmıyoruz. Oyun bizim inisiyatifimizde. Deniz Türüç aldı. Deniz Türüç savunma araya girdi. Abdurrazak Traore sağ taraf. Vedat Bora. Vedat Ezekiel. Ancak o bölgede oyuncularımız topa hakim. Şikirtel'den Neustadter'e Neustadter. Giuliano Isla. Isla tekrar Giuliano. Giuliano yalnız bu pozisyonda daha çok inisiyatif alıyor. Yani hem oyunu kuruyor hem pozisyon yaratıyor arkadaşlar için. Kendisi de şut pozisyonu buluyor sanki. Giuliano daha verimli oynuyor 8 numarada. Zarate gidemedi. Faulle durduruldu. Atışı kullanacağız. İkinci oyuncu değişikliği. Dani Milosevic oyuna giriyor. Abdurrazak Traore oyundan alınan oyuncu. Çok da etkili olmasına izin vermedik Abdurrazak Traore'nin. İçeri doğru karşıladılar. Moke. Volkan Fındıklı. Dani Milosevic uzun oynuyor. Savunma arkasında kaçırma düşüncesi var sürekli Ezekiel'e, ama bizim oyuncular ya offside'a düşürüyor rakibi ya da topu Ezekiel'e gelmeden kontrol ediyorlar. Şikirtel bugün mesela sezon başından beri göstermediği performansı gösteriyor. Son haftalarda zaten Şikirtel yükselişte diyebiliriz. Hücum anlamında da öyle, savunma anlamında da. Takımdan ayrılsa da profesyonelce, yani takımdan ayrılması söz konusu olmasına rağmen son derece profesyonelce mücadelesine devam ediyor Şikirtel. Josef geçemedi Volkan Fındıklı'yı. Milošević. Vedat Bora. Vedat Bora'dan Ezekiel'e. Ezekiel bu sefer ağır kaldı savunma. Ezekiel içeriye doğru. Son anda müdahale. Giuliano ve Josef uzaklaştırdık ama tam değil. Josef tekrar araya girdi. Volkan Fındıklı'dan söktü, aldı topu. Josef Koyta. Koyta frene bastı. Pasını aktardı Zarate'ye. Zarate. Deniz Türüç. Tekrar Zarate. İyi vurur. Köşe vuruşu. Savunmada Filipovic'e çarpan top. Kornere gidiyor. Zarate ve Filipovic. Deniz Türüç kullanacak tekrar koşu vuruşunu, ancak oyuncu değişikliği Fenerbahçe'de Zuniga'nın yerine Van der Wiel düşünülüyor. Hayır, Ista sola geçecek. Van der Wiel girdi, sağ bek oldu. Goretzka Salih değişikliği. İki değişiklik birden yapıyoruz 73. dakikada. Salih ve Van der Wiel oyunda. Goretzka ve Zuniga'nın yerine derbide düşünülüyor tabii. Goretzka derbide yer alacaktır. Galatasaray deplasmanında içeride 3-0 mağlup olmuştuk. Ve ilk kez Galatasaray'a kaybetmiştik ligin ilk yarısında ve ligin ikinci yarısı. İlginç bir fikstür. Galatasaray maçıyla başlıyor. Yani FIFA oyunlarında fikstür biraz farklı. Gerçi 19'da normal devam ediyor fikstür ama 18'de karmaşık bir fikstür var. Sağ tarafta Moke hareketlenmişti. Ezekiel'le birlikte Milosevic ve Icazo. Icazo yalnız oynadığı maçlarda iyi performans çiziyor. Tabii bugün fazla iş düşmedi ama bir pozisyonda çok iyi bir refleksle iyi bir kurtarış yapmıştı ilk yarıda. Icazo gelişiyor tabii. Uzun vadeli bir transfer bizim için. Uruguaylı kaleci. Sonuçta Kameni emekli olacak bir gün. Kurul yaşı belli. Ya Icazo birinci ya ikinci kaleci olacak ileride. Şu an üçüncü kalecimiz. Hacı Ahmetovic. Sağ tarafta bir boşluk var.
Ikazo iyi yer tuttu. Şikirtel çok riskli bir hareket. Daha doğrusu Ikazo oraya oynamaması lazımdı. Şikirtel iyi bir refleks yaptı. Savaş Polat Fenerbahçe altyapısından çıkmış bir oyuncu. Sağ bek Konyaspor'da. Karşıladık topu Giuliano. Oyunu rahatlatıyoruz. Josef 80. dakika ilk 10 dakikada bulduğumuz 2 golle 2-0 öndeyiz. Giuliano, Şikirtel ve Giuliano'nun golleriyle, özellikle Giuliano'nun golü çok göze hoş gelen bir goldü. Vedat Bora, Van der Wiel, Koyta. Artık oyuncularımızda da yorgunluk belirtileri başladı. Van der Wiel, Josef, Giuliano, Salih. Güzel. Deniz Türüç, Salih'i ısrarla takımda tutuyoruz. Çok oynatmasak da ara sıra bu tür maçlarda rotasyon oyuncusu olarak şans bulabiliyor. Salih gelişiyor aslında. Ama çok oynama ortamı bulamadı şu ana kadar Fenerbahçe'de. Çok fazla oyuncu olduğu için. Koyta bayağı yoruldu. İsmail Güven oyuna giriyor Konyaspor'da. Volkan Fındıklı çıktı. Konyaspor aslında bizi korkutuyordu maçtan önce. Ama zor maçı kolaya çevirdik ve çok ihtiyacımız olan bir 3 puan alacağız inşallah. Mehmet Topal oyuna girdi. Mehmet Topal bugün kulübede başladı. Josef oyundan alınıyor. Defansın önünde Mehmet Topal oynayacak. Bu dakikadan itibaren dakika 84. Az bir süre kaldı. 3 oyuncu değişikliği hakkımızı kullandık, artık tamamladık. İsmail Güven, Ezekiel Milosevic. Milosevic, Van der Wiel girdi araya. Mehmet Topal bu pasları... Mehmet Topal çok yapamıyor maalesef. Ama Mehmet Topal bizim için vazgeçilmez bir oyuncu. Görev adamı, takım oyuncusu. Sistem için çok önemli bir oyuncu. İsmail Güven, Şikirtel, Salih, Giuliano, en sağda Van der Wiel var. Koyta. Koyta'dan Giuliano'ya Salih. Salih, İsta solda. Maça sağ bek başladı. Sol bek devam ediyor İsta. Zuniga çıktıktan sonra Deniz Türüç geçti. Deniz Türüç ve korner mi? Hayır. Kale vuruşu. Deniz Türüç korner bekledi ama hakemin kararı out. Abdülaziz kale vuruşunu kullanıyor Konya Spor takımında. Artık son bölüm 89. dakika, birazdan duraklama işaret edilecek. Vedat Bora'dan Salih kaptı topu. Salih'in defansif yönü de gelişiyor tabii. Antrenman yaptırdığımız, özel antrenmana tabi tuttuğumuz oyunculardan bir tanesi. Ezekiel, İsmail Güven ve Van der Wiel. Oyuna girdikten sonra Van der Wiel verimli oldu gerçekten. Giuliano, Salih de aynı şekilde. Mehmet Topal'ın ismini çok telaffuz edemedim. Çok fazla görünmedi. Zaten geç de girdi oyuna. Şimdi sol tarafta Hacı Ahmetoviç orta pozisyonu yaptı ortayı. Tehlikeli bir orta. İsta kafayla karşıladı. Ezekiel vurdu. Kazzo. Tek hamlede topa sahip oldu. Bu önemli. 1.88